mineral kayıpları olduğu söyleniyor. Onu da sıvı tüketimi mi ya da nasıl toparlaması gerekiyor? Şimdi bebek plasentası aracılığıyla bizim vücudumuzda bazı depolarımız var. Bütün vitamin ve mineraller belli bir miktarda. Tabii ki biz ne ölçüde onları vücudumuza verdiysek belli ölçüde depolanıyor. Gebelikle birlikte, hamilelikle birlikte de bu vitamin ve mineral depolarımız yavaş yavaş eksilmeye başlıyor. Çünkü yeni bebeğimiz bizden onları yavaş yavaş emmeye başlıyor. Dolayısıyla da hem işte kan değerlerimizde düşüklükleri oluyor, hem de vitamin D gibi vitaminlerimizde, işte minerallerimizde düşmeler meydana geliyor. Bunları da sadece gıdalarla takviye etmemiz her zaman mümkün olmuyor. Çünkü çok büyük porsiyonlarda yemeniz gerekiyor. Bir işte gıdanın içerisinde çok düşük bir miktarda D vitamini, işte kalsiyum, magnezyum gibi vitaminler, mineraller olabiliyor. Onlarda da multivitamin desteklerini biz mutlaka anne adaylarımıza veriyoruz, öneriyoruz zaten. Hem beslenme hem de ilaç takviyesiyle de birlikte gitmek gerekiyor. Özellikle kalsiyum ve D vitamini, hani günlük pratikte gördüğüm kalsiyum ve D vitamini oldukça düşük geliyor bizim insanımızda. Güneşten faydalanıyoruz, oldukça iyi D vitamini kaynaklarımız var ama yine de belli bir seviyede yetersiz kalabiliyor. Orada da işte ilaç takviyeleri mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü eklem ağrıları başlıyor, kolda bacakta ağrılar başlıyor, yürürken kalçam ağrıyor diyor, sırtım ağrıyor diye gelenler çok oluyor. Onlarda da işte ilaçlarla birazcık gitmek gerekebiliyor.